Arkadaşlar merhaba, Partube'a hoş geldiniz. Bugün misafirimiz Bediran'la beraber sizler için geleceğe örnek olabilecek farklı bir mocktail tarifi yapacağız. Evet Bediran, hoş geldin. Hoş bulduk öncelikle. Bize birazcık kendinden bahsedebilir misin lütfen? Tabii ki. 24 yaşındayım. 6 senedir de mesleği yapıyorum. 18'imden beri aslında. Mesleğe başlama hikayemden bir istersen bahsedebilirim Onurcan. Çok iyi olur. Mesleğe nasıl başladın? 6 sene önce üniversiteyi bırakarak başladım. Buradan hiçbir arkadaşıma üniversiteyi bırakmasını tabii ki tavsiye etmiyorum ama bir hayalim vardı. Ve İngilizceyi daha iyi konuşabilmek adına böyle bir yola girdim. Peki şimdi daha iyi konuşabiliyor musun? Daha iyi konuşabiliyorum, peki evet. Peki bize bir İngilizce şarkı söyle desek? Söylemeyeyim şu anlık. Sesim kötü. Altyazı gireriz. Sesim kötü. Bunun temelinde başladı ve tamamen aslında İngilizce kursuna para bulabilmek adına yapılmış bir öngörüydü bu. Bu mesleğe böyle girdim ama daha sonrasında bir şeyler yaratmak, bir şeyleri tekrardan şekillendirebilmek ve karşı tarafa bu duyguyu hissettirebilmek benim çok büyük hoşuma gitti. Ve bununla beraber bu mesleği aslında sevdiğimi değil aşık olduğumu öğrendim. Aşık olmana sevindim. Aşk nasıl bir şey? Only you. Yani o konulara girmeyelim. Peki nasıl gidiyor? Şu an nasıl gidiyor? Future Mix adı altında zaten bir yarışmamız vardı. Harika. Bu aslında Covid'den sonra yani aslında tekrardan açılmamıza yönelik ve tam o kısma denk gelmesi bizi büyük derecede böyle bir motivasyon kaynağı yarattı. Şu anda gayet keyifli. Her şey yolunda. Hava birazcık daha ısınırsa ve birazcık daha güneş açarsa enerjimiz çok daha fazla yükselecek. Ve umarım bir kere daha bu tarz bir kapanma yaşamazsak bence herkes için mükemmel olacak. Bence de. Havalar ısınmaya başladı. Bence her şey çok güzel olabilir. Sürdürülebilirlik olayı aslında bu 3 senedir ya da 2 senedir fazlaca böyle trend topik olan bir konu olmaya başladı. Çünkü dünya ölmeye başlıyor ve Marmara Denizi ölmüş. Yani kullandığımız kaynaklar aldığımız kaynaklardan çok daha fazla olduğu için artık dünya kendini yenileme aşamasının çok gerisinde kalıyor. Yani barda kullanılan malzemeler aslında çöpe atmaktansa daha sonrasında tekrardan kullanabilmeyi hedefleyen bir projeydi bu. Bir geri dönüşüm projesi gibi. Kesinlikle. Yarınlarımıza sahip çıkma projesi. Aslında bizlik bir olay değildi bu. Bizden sonraki nesile aktarılabilen bir olay aslında olacaktı. Yani biz şu an kendimize değil, ilerideki bizden gelen bir nesile bu projeyi bırakırsak çok daha iyi yararlı yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Akşam belli bir saatten sonra artık mekanlar o kadar geç saatlere kadar çalışmıyor. Bu müşteri kitlerinin de birazcık daha erken gelmesini sağladı mı? Misafirlerimizin normalde akşam gelmesini beklerken bu daha çok böyle sabah saatleri ve öğlen saatlerine yayılmaya başladı. Bu bizim için de çok güzel bir olay oldu. Çünkü insanlar artık tüm gün boyunca içeceklerini içebiliyorlar bu sayede. Harika. Bu da aynı zamanda ciroya yansımıştır. Kesinlikle. Ceplerimiz doluyor mu? Şu an için inşallah diyelim ve zamanı bırakalım diyelim. Umarım insanların bu alışkanlıkları, yani tüm güne yayılan eğlence anlayışları veya tüketim anlayışları bu sektör için yaz sonrasında da devam eder. Yani umarım. Kapılar tamamen açıldığında, yasaklar tamamen kalktığında bu alışkanlık bol bereket, kazançla beraber hem sana hem bana hem sizlere dönsün. Ceplerimiz bol parayla dolsun. Amin. Amin amin. Bizim için hazırladığın mocktail'i bize anlatır mısın? Peki tabii ki. Anlatırken de neyi kurtardın? Yani anlattığın kadarıyla dünyayı kurtarmakta önemli bir adım atıyorsun. Evet. En azından kendi çapında. Çünkü herkes kendini kurtarsa, kendi çevresini temizlese dünyada çöp möp kalmaz. Kesinlikle. Bununla alakalı kendi çöpünü olabildiğince toparlamaya çalışıyorsun. Ne toparladın? Ne toparladım? Aslında bu mocktail'de bir Virgin Mary yaptım ben. Ve içerisinde domates suyu yerine kırmızı lahana kullandım. Kırmızı lahanayı biliyorsun ki dünyanın her tarafında olan bir sebze aslında ve çok fazla bir mitolojik hikayeye dayanıyor. Bunun ekstra olarak da çok büyük özelliklerinden bir tanesi de aynı zamanda renk pigmenti olarak da kullanabilen bir madde artık. Ve bununla alakalı tüm renkleri yapay değil artık doğal olarak da elde edebileceğimizin bir simgesi. Yani aslında ürünün kendisi zaten geri dönüştürülebilir bir ürün. Ve ekstra olarak da mocktailimin içerisinde limon ve geri kalan kullanmış olduğum ürünleri de tekrardan geri dönüştürülebilir bir şekilde alıp rim içerisinde yani rimle beraber kurutup daha sonrasında kokteyli rim olarak yani gerdan olarak vermeyi planlıyorum. Neyi kuruttun tam anlamadım. Kırmızı lahananın kurusu, limon kabukları, domates. Yani bu hazırladığın içerikteki bütün kalan malzemeler. Mesela limonu kestim, evet. Kabuğu arttı, bu kabuğu bu rime çevirdin. Evet, ya da doğru. Posası kaldı, kurutup blenderdan geçirdin. Evet. Lahanayı aynı şekilde yaptın. Peki peynir var orada, pastırma gibi bir şey var. Bu mocktailin yanındaki eşlikçi aslında. Bunun da tabanında yine aynı şekilde kırmızı lahanayı kullanaraktan o çöpe atılan dış kısmını
bir kase şeklinde yapıp yine mocktailin yanında yenilebilecek bir ürün çıkarmak istedim. Vallahi ben merak ediyorum. Daha önce böyle bir lezzete tanıklık edemedim. Fermante edilmiş bir kırmızı lahana suyumuz var şu an elimizde. Yani dışarıda unuttun, kendi kendine bozuldu mu yoksa? Yok, tamamen sirkeyle aslında yardımcı ve tuz ve sirkeyle aslında fermante edilmiş ve bu rengi kendiliğinden alan bir ürün var önümüzde. İkinci olan seçenek ise bunu tuza yatırıp ince ince kesip tuz ve sirkeyle bekletmek. Bu hem kullandığımız ürünü fermante ediyor hem de suyunu sağladığı için de ekstra olarak daha tatlı ve daha böyle aromatik ve birazcık daha buruk bir tat olan kırmızı lahana suyunu çıkartıyor. Aslında suyunu sıkmadan bu suyu elde edebiliyorsunuz yani. O zaman Bediren 3 dakikan var, başla. Tamamdır, buz alabilir miyim? Buz da dışarıdan geliyor. Evet, sürdürülebilirlikten dolayı erimesin ve soğumasın diye. Olsun. İlk olarak sularımızın değerini bilelim. İçerisine fermante edilmiş kırmızı lahana suyumuzu koyuyoruz. 6 siyah kadar. Birkaç damla acı sos. Evet. Kaç damla mesela? 3 damla. 3 damla da yine aynı şekilde Worcestershire sos koydum. Limon suyunu koymuyorum. Limon suyunu en son koymak istiyorum. Çünkü içerisindeki renk pigmenti değiştiği için morlanın rengi aynı şekilde değişecek ve maviye doğru dönmeye başlayacak. Limon suyu içerisindeki asit bulundurduğu için ve kırmızı lahananın rengini değiştireceği için en son yapmayı planlıyorum. Teşekkür ederim. Süper. Şu anda bunun içerisinde Worcestershire, acı sos ve evet, lahana suyumuz var. Bu işlemi shake yaptıktan sonra bardağa süzüp geri kalanını bardakta mı devam ettireceksin? Shake değil, trowel tekniğini kullanacağım bu sefer. Tamam. O yüzden senden birazcık mesafe isteyeceğim çünkü üstüne gelmesin. Kaçırabilirim çünkü. Birazcık da yapmış olduğumuz isotlu pul biberli. Birazcık da zeytin suyu koyacağım. Şu anda kıvamı güzel. Niye ilk başta koymadık? Yalan söylemeyeceğim, unuttum. Bravo. Hem yetenekli hem doğal. Bakalım çevreye ne kadar duyarlı bir barmen. Arkasında güzel bir doğa bırakırken temiz bir bar da bırakabilecek mi? Peki Bediran, Nediran? İkisini beraber kullanıyorum. Yuh abi, çok karıştı. Okey. Abi sinir oldum ya. Peki Bediran, neden shake yapmadın? Neden böyle bir teknik kullandın? Trowel tekniğini kendi yapmış olduğum mocktailimde hem mocktailimi havalandırmak hem soğutmak için kullanıyorum. İçeriği havalandırmak ve sulandırmak için yaptım. Evet, sulandırmak ve havalandırmak için aynı zamanda. Abi renk şalgam gibi. Evet. İçinde de parçacıklar var. Parçacıklar rimde kullandığımız aslında ki parçacıklar. Üzerine bir bakın, iki tane daha buz koyuyoruz. Mordan kırmızıya, kırmızıdan bir yere gidiyor mu? Kırmızıdan biraz daha açacağız şimdi bu rengi. Nasıl açacağız? Limon suyuyla beraber. 3 siyah kadar da. Rengi birazcık açıldı. Rengi birazcık daha açıldı, evet. Şimdi son olarak da mocktailimizin yine aynı şekilde baharatlı, zeytinli. Yine kalan ürünlerden kullanmış olduğumuz zeytinli ve en sonunda ufak bir kalan limondan birazcık daha koku olarak da ekşiyi vermesi adına limon zestimizi koyuyoruz. Bu birinci kısım. Birinci kısım. Bu birinci kısım. Şimdi eşikçiye geldik sıra. Yine eşikçimiz de kalan kırmızı lahanaları yine kullanmak adına üzerine bacon. Ben de baconımızı aldım. Evet. Süper. Bunu alternatif olarak salam, pastırma veya işte... Aslında hepsini kullanabiliriz ama salam yerine jambon kullansak daha mantıklı olabilir. Daha büyük bir et parçası olduğu için. Yani aslında buradaki görüntüyü kırmızı lahananın içerisine sarılmış bir ürün gibi göstermek istiyoruz. O yüzden daha böyle büyük parça olursa daha güzel olur. En sonunda da üzerine birazcık roquefort peynir koyuyoruz. Normal tulum peyniri de birazcık daha böyle kokulu ve peynirlerde kullanılabilir aynı zamanda. Erzurum küflü çeşil olur mu? Kesinlikle olur. Gravyer de aynı şekilde olur. Abi hep havalı peynir biliyor bu çocuk da ya. Roquefort diyor, gravyer diyor. Oğlum biz bizi Kayseri'den takip ediyorlar. Erzurum'dan takip ediyor. Bunu ne yapıyorum? Bunu yiyip daha sonrasında mocktailimizi içebilirsin. İşte bunu seviyorum abi. Böyle şeyleri. İlk bunu mu yiyorum? Evet. Hepsini mi yiyorum? Tek atım da alabilirsin, iki atım da alabilirsin.
Tadı güzel. Kıtırdama sesi. Tamam. Lahana dişimin arasından kayıyor, boşta çiğniyorum yani. Lahanayı ısıramadığım için burada ısırıyorum, böyle dişimin altından dönüyor. Onu bir geri dönüş olarak söyleyeyim. Evet, okey. Mocktail'den çevirsin işte. Orada hemen devreye mocktail'i. Bu tam şey, böyle camcı gibi. Camı kırıyor, ihtiyaç dahilinde şeyi çağırıyor. Okey. Bunu yedim, çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Peynirin ve etin lahanayla buluşmuşsun. Bu arada susadım şu an. Bu susuzluk hissiyatını mı bastırsın diye birazcık daha bu var. Hem susuzluk hem de birazcık daha aslında sirkeli olduğu için birazcık daha aslında damağını tekrardan yenilemesine yardımcı olacak. Çok güzel. En sonunda da zeytinden bir tane atabilirsin. Tadı çok güzel. Limon girince eksik neydi buldum. Lahananın suyunu. Bu şekilde çok iyi olmuş. Vallahi lıkır lıkır gider. Çok beğendim. Afiyet olsun. Şeyde genel olarak buzlu turşu suyu çok fazla tüketilmiyor. Turşucular böyle bardaklarda içine turşu atıyorlar. Lahanaya da turşu atıyorlar, evet. Alışçısının girişinde de Çamlıkyol'un başında çok güzel bir turşucu var. Böyle pet bardağın içerisinde veriyor. Buzlu hayatımda içtiğim en iyi turşu türevi, lezzetli içerikti. Çok iyiydi. Çok teşekkür ederim. İçerim afiyet olsun. Bana. Vallahi ellerine sağlık. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Afiyet olsun. Başka ne yiyebiliriz bunun yanında? Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Azıcık da bana ver ya.